Samsun Çarşamba Ovası'nda şeftali hasadı devam ediyor. Yani her sene daha kötüye gidiyor. Daha iyiye gitmesi gerekirken emeğimizin karşılığını biz hiçbir zaman alamıyoruz. Ama biz devamlı üretmeye devam ediyoruz. Hasat devam ediyor ama işler hiç iyi gitmiyor. Maliyeti artan üreticiden 20 liraya alınıyor şeftali en fazla. Verim olarak iyi ama fiyat olarak aynı geçen senelerde devam ediyoruz. Yani pek de memnun değiliz. Geçen sene de 20-25 bandındaydı. Bu sene de aynı. 15-25 arası kaliteye göre değişiyor. Okan Pişkin 20 dönüm bahçesinde üretim yapıyor. Bizden aldıktan sonra çok farklı fiyatlarda gidiyor tabii. En düşüğü 30 ile 50 arası. Hangi sene ne kadar az zarar ederiz diye onu düşünmekten bir şey yapamıyoruz. Demin de dediğim gibi karınca misali her sene üstümüze basıyorlar ama biz yeniden küllerimizden yeniden doğmaya çalışıyoruz. İnşallah bu çiftçiyi küstürmemeye çalışırlar. Küstürürseler eğer var ya bilmiyorum artık. Yani bu işin sonunu ben hiç iyi görmüyorum. Bu yıl verimin geçen yıla göre daha yüksek olduğunu söyledi Pişkin. Geçen seneden az daha fazla verim. Geçen sene daha düşüktü. Hasatta biz sabah erken saatlerinde bugün hava güzel, bulutlu olduğu için devam ediyoruz. Normalde şeftaliye saat 5-5.30 gibi başlıyoruz. Ona kadar. Çünkü ondan sonra çok tozu şeyi olduğu için yakıyor. Geçen seneden az daha fazla verim. Geçen sene daha düşüktü. Hasatta biz sabah erken saatlerinde bugün hava güzel, bulutlu olduğu için devam ediyoruz. Normalde şeftaliye saat 5-5.30 gibi başlıyoruz. Ona kadar. Çünkü ondan sonra çok tozu şeyi olduğu için yakıyor. Bölgede geçen haftalarda yaşanan sağanak yağışa bağlı sel baskınları ve fırtınadan dolayı tarlasının etkilendiğini ifade eden üretici Okan Pişkin, sağanağın ürünlere zarar verdiğini söyledi.